Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün enflasyon rakamlarını bekliyorduk. Hem Enak'tan hem de TÜİK'ten rakamlar geldi. Tabii zamlar da beraberine geldi. Otogaz'a da zam geldi. Diğer taraftan dolar kuruna baktığımız zaman 27.50'yi aşmış görünüyor. Bir de Bloomberg'ten ekonomist Selva Bazikin'in Merkez Bankası'nın dolara müdahalesiyle ilgili ciddi iddiaları var. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim. Evet, enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK der ki Eylül'de 4.75, yıllıkta da 61.53 oldu. Enak'a dönecek olursak o da Eylül'de 6.24, yıllıkta da 130.13 olarak hesaplamış enflasyonu. Bu rakamlar için ne diyorsunuz? Yani işte bir iki aydır diyoruz ya, hani TÜİK gerçeğe dönmeye başladı diyorduk. 4.75 gerçeğe döndüğümüz rakamı mı gösteriyor, yoksa yine TÜİK eski TÜİK mi? Ben hala bu ay TÜİK gerçek rakamları tam açıkladığı kanısında değilim. Gıda fiyatlarındaki artıştan bakmak lazım. %3.03 diyor. Türk İş'in yaptığı %9 üzerinde. Evet. Enak'ın yaptığında da yine gıda fiyatları oldukça yüksek artmış. Gıda fiyatları burada çok ciddi bir düşüş vermişler. Bu çok olası değil. Çok mantıklı değil. %4.75 çok düşük rakam. Şöyle bir bakalım. Şöyle bazı notlar çıkardım ben orada. Şimdi baktığınız zaman eğitimdeki artış %75'i bulmuş. Eğitimde son bir ayda %30.22'lik artış olmuş. Birçok maddede %5'in üzerinde artış var. Sağlık %39.79 olmuş. Eğitim yıllık bazda %80.90 olmuş. 96 olmuş. Ulaştırma %76.06 olmuş. Gıdada yıllık %75.01 olmuş. Ama sen enflasyon kalkıyorsun 61 diyorsun. Bunun çok akla yatkın gelmiyor rakamlara baktığınız zaman. Çok, yani çok mantıklı gelmiyor. Neresinden tutarsan tutan. Her şey %75'in üzerinde artmış. Ama sen diyorsun ki enflasyon 61. Bu bile gerçekçi değil. Bunun gerçekçi olmaması bir sebep de, yani 3 aydan öncesine baktığımız zaman rakamlar hiçbir zaman gerçekte açıklanmadı. Dolayısıyla eğer gerçek rakamlar olsaydı TÜİK'in rakamları da %100'ün üzerine çıkacaktı. Enak ne diyor? %6.24. Enak'ınki mantıklı. Ortalama bakımdan Enak'ınki mantıklı. İTO'nunki de düşük kalıyor. İTO bile TÜİK'ten yüksek bir rakam açıklamış. TÜİK'inki 4.75, İTO'nunki 5.46. Enak'ınki de 6.24. Peki size sorayım ben, ya da bizi izleyen değerli izleyicilerimize soralım. Yıllık enflasyon %61 mi, %73 mü, %130 mu? Size gelen hayat pahalılığı hangisi? Şimdi günde söylemiştik, izleyicilerimizin çoğu yazmış, %300 yazanlar bile var. Yani hani kendi var. Enflasyonlarını öyle hissedenler var. Var, hissedenler var. Evet, enflasyon hayat pahalılığı hız kesmiyor. Alınan tedbirler de çok mantıklı değil. Enak'ta son 9 aylık Ocak-Eylül döneminde fiyatlar %95.33 artmış. TÜİK'te %50 küsur artmış. Bunun da çok mantığı yok. Yani zaten buradan bile rakamların mantıklı olduğunu görmüyorsunuz. Bu ay neden TÜİK bu kadar düşük açıkladı? Ben gerçekten merak ediyorum. Gıda fiyatlarındaki %3.03 artı çok mantıklı değil. Şimdi bir kere oradan başlayalım. Hiç mantıklı değil. Gıda fiyatlarında %7.5-8 civarında ortalamada artış var. Türk İş'e göre %90.7'lik bir artış var ama burada baktığınız zaman son derece düşük. 9.3'lük bir artış var aylık bazda. Siz 3.3, yani 3'te 1'ini gösteriyorsunuz. Bu çok uygun değil. Çok mantıklı da gelmiyor bana açıkçası. 5.5-6.5 aralığı mantıklı rakamlar gelmesi lazımdı. Çok bu rakamlar mantıklı değil. Şu an benim gördüğüm o. Tabii bu kuru da yukarı attı. İşte daha önce 58 küsürdü enflasyon. Şimdi 61'in üzerine çıktı. 61.53 oldu. Çünkü 3.03'lü geçen sene TÜİK'in enflasyonu. Şimdi 4.75'e çıktı. Oransal olarak 1.2'lik bir artış söz konusu. 61.53. Bu rakamlar çok bir şey ifade etmiyor doğrusunu isterseniz. Yani 2 ay doğru gitti. Ama 3. ay yine eski sisteme geri dönmüş gibi bir havası var TÜİK'in. Bu yanlış. İnsanlara doğruyu söylemeniz gerekiyor. Sizin de doğruyu kabul etmeniz gerekiyor. Doğruya doğru, eğriye eğri demek gerekiyor. Zaten sıkıntı Türkiye'nin en önemli sıkıntısı burada. İşte siz böyle rakamlar açıklarsanız, enflasyon rakamı açıklarsanız insanlar fiyatlarını başka şekilde açıklar.
Yani neye göre, neye göre yaptığını bilemez. O zaman kafasına göre bir açıklama yapar. Siz de burada mağlup olursunuz. Yani bu olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla enflasyonla mücadelede bile önce doğruyu doğru demeniz gerekiyor. Rakamla doğru açıklamanız gerekiyor. TÜİK'in şu açıklama çok doğru gelmiyor bana. Evet. Peki kurlara ne oluyor? Bir süredir 27.50'yi göstermemeye çalışıyorlardı ama 27.60'a kadar çıktı ama 27.50'yi de şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda da bile aşmış görünüyor. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Bir de şunu da sorayım, ikisini beraber yorumlarsanız daha çok sevinirim. Bloomberg'in ekonomisti Selva Baziki, Merkez Bankası'nın dolar kurunu tutmasına dair yani nasıl tutulduğunu ve müdahalenin rakamlarını açıkladı. Diyor ki Merkez Bankası'nın arka kapı müdahalelerinin Ağustos ayı itibariyle 226 milyar dolara çıktığını hesaplıyoruz. Bu ortalama aylık 11 milyar dolara tekabül ediyor diyor. 11 milyar dolar aylık para yıkılmasından bahsediyoruz. Bir de dipnot düşüyor. Diyor ki bu bizim hesaplarımız. Elimizde veriler tam olmadığı için söyleyemiyoruz diyor. Haklı. Yani şimdi işte diyoruz ya, rakamlara bir türlü gerçek rakamla ulaşamıyoruz. Zaten sıkıntı burada başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ne dedik? Ekim, özellikle Kasım, Aralık ayları çok yoğun dış borç ödemeden olduğu aylar. Burada fazla müdahale yapamazsınız çünkü elinize döviz lazım. Bir de ithalat için döviz lazım. Sanayinin çarklarının dönmesi için döviz lazım. Dolayısıyla dövizin şiddeti bu nedenle artacak diyoruz aylardır. Yani Kasım, Aralık'ta, Ekim'in ikinci yarısından itibaren çok ciddi artış olacak diyoruz. Dememizin sebebi de bu. Burada Merkez Bankası aylık 11 milyar dolar ortalamada, tabii şu ay şu kadar, bu ay bu kadar rakamda, ortalamada 11 milyar müdahale yapması normal. Şu an rakamları gösteriyor. 226 milyar dolar çok ciddi bir rakam. Yani doğru mu harcandı bu rakamlar, yanlış mı harcandı? Bana göre yanlış harcandı. Çünkü bizdeki enflasyon sebebi kur değil. O zaman niye müdahale ettin? Enflasyon sebebi kur değil. Kurdan gelmiyor. Baktığınız zaman. Şimdi şeyden bakalım. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Fiyat artışları %75-80'lere geldi şeyden bu yana. Akaryakıt vesaire bilmem ne. Fiyat artışları seçimden sonra. Bir kısmında %100 de geçti. Şimdi dönüyorsun. Kurdaki artışına kadar %49. Demek ki kurdan gelmemiş. Evet. Hadi %49'u kurdan geldi desek. Geri kalan nereden geldi? Cevabı yok. İşte ya, buradaki yanlışlarla, kurla hala insanları oyalıyorlar. Asıl enflasyonu düşürme yönünde atılmış bir adım yok. Hayat pahalılığını devam ettirmek istiyorlar. Burada da kamu kesiminin, hep söylüyorum, finansman açığı azaltılması lazım. Azaltılmıyor. Ben bol keserden harcarım diyor. Size de elinizdeki parayı da enflasyonla alırım diyor. Dolayısıyla kur hala olması gereken yerin çok altında. Olması gereken yerin altında olduğu için sen burada tutabilmesi için sürekli dolar yapıyorsun. Bu daha da büyük yanlış. Çünkü ödemeler, denge açığın var, dış ticaret açığın var. Bunları finanse etmen lazım. Şimdi dış borç ödemelerin geldi. Bunu finanse etmen lazım. Bunlar bütün baksana cari işlemler açığın büyüyor. Dolayısıyla bunun için, bunu cari işlemler açığı kapatmak için ne yapman lazım? Çok ciddi miktarda dövize ihtiyacım vardı. Şimdi sıkışmaya başlayınca piyasanın müdahaleleri azalttı. Bunu azaltınca kurlar yukarı çıktı. Ben de sabah gelirken çarşı pazara baktığımda alışlar dün 26.80'lerde, 26.90'lerde, şimdi 27'ye çıktı alışları döviz büfelerine. 27.70'lerine satış koymuşlar. Bütün döviz büfeleri İstiklal Caddesi'nde, Taksim civarında böyleydi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çok sıkışılacağı için şu an müdahaleleri azaltıyorlar. Azalttıkça da kur yukarı doğru basıyor. Hani yukarı doğru gitmeye başlıyor. Şöyle bir örnek daha vereyim. Şimdi kur korumalıdan bir sürü para çıktı değil mi? Evet. Şuradan bu yana borsaya giden para 93 milyar dolar. Milyar TL. Yani yeni yapılan hisse senedi ihraçları var ya. Bu 93 milyar TL gitmiş. Şimdi kur korumadan çıkan çok az bir para da dövize gitmiş. Ona rağmen dövize talep varsa o zaman döviz talebini başka yerde araman lazım. Döviz talebini sen kendin müdahalelerle yaratıyorsun, müdahale etmek için. Çünkü 93 milyar TL borsa gitmiş. Evet. Bir sürü şirket arka çıldı. Demek ki 93 milyar TL dövize gitseydi ne olurdu? Bir sürü para yakardın ya. Şimdi dolayısıyla döviz talebini sadece vatandaşın talebine bağlamamak lazım.
Bunlar döviz talebi kendileri de yaratıyorlar. Sürekli müdahale için para gerekiyor. Para satın alıyorsun. Para gerekiyor. Döviz alıyorsun. Oradan da geliyor. Dolayısıyla şimdi müdahale edecek gücün azaldı. Niye? Çünkü dövize ihtiyaç var. Daha stok yapman lazım şimdi. Dış borç ödemelerin var. Cari işlemler açığın var. Dolayısıyla şu an dövize müdahale gücü gittikçe Merkez Bankası'nın zayıflıyor. Gittikçe elindeki kozlar, müdahale için kozları giderek açılıyor. Bu saatten sonra kur daha da hızlı artabilir. Daha da hızlı artabilir kur. Ama diğer getirilerin üzerinde mi olur derseniz bana göre üzerinde olmaz. Ama kur daha da artabilir. Çünkü frenleme halen az da olsa dolar satmaya, euro satmaya devam edecekler gibi görünüyor. Ama nereye kadar tutturabilirler? Ben onun için Kasım aralığı hala çok tehlikeli görüyorum. Çok sıkıntılı görüyorum. Yani rakamlarımızdaki rakamlar onu gösteriyor. Peki bugün de böyle noktalayalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.